Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, 2023-2024 DGS kıyaslaması ile ilgili size güzel bir tablo oluşturdum ve bu tabloya bakarak 2023 DGS'nin mi, 2024 DGS'nin mi daha zor olduğuna birlikte karar vereceğiz. Tabloyu şimdi ekrana yansıtacağım. Öncelikle buradan ekrana bakalım arkadaşlar. Buradan ekranımızı paylaştım. Ekrana DGS konuları 2024 ya da DGS konuları 2025 yazarsanız arkadaşlar zaten MB Akademi web sitemize gireceksiniz. Ben açıklama kısmına zaten bu linki koyacağım. Buraya geldiğinizde DGS konuları ve soru dağılımları. Buraya geldiğinizde arkadaşlar buradan her soru için tek tek kıyaslamasını yaptım yani. 2023 DGS ile 2024 DGS'nin her soru için tek tek kıyaslamasını yaptım. Buradan bakabileceksiniz. Şimdi açıklamasını birazdan yapacağım zaten size. DGS konuları ve soru dağılımlarını güncelledim arkadaşlar. 2023 DGS, 2024 DGS, 2022, 2021, 2020 ve 2019 DGS olmak üzere son 6 yılın konu dağılımları da buradan, soru dağılımları da buradan bulabileceksiniz arkadaşlar. Öncelikle hangi DGS daha zor? Yani 2022 mi zor, 2023 mü zor, 2024 mü zor? Çok araştırmalı yapıyorsunuz. İşte bununla ilgili piyasada soruyorsunuz, soruşturuyorsunuz, kendiniz yorumluyorsunuz. Sizin yorumlarınız nedir? Yani siz hangi DGS'ye daha yakın olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce 2024 DGS mi daha zordu? 2023 DGS mi daha zor? Yoksa 2022 iddia edilen 2022'ye benzediği 2022 DGS mi daha zor arkadaşlar? Yani benim naçizane tavsiyem 2024 DGS asla 2022'ye benzemiyor arkadaşlar. 2024 DGS'nin 2022'ye benzediğini söyleyenler bence DGS'yi bilmiyorlar. Yani DGS'yi bilen bir insan görebilir yani. 2023 DGS zaten 2022'den gerçekten zordu. 2024'ü de aşağı kalır bir yanı yok. Yani bunu neye dayanarak 2022'ye benzediğini söyleyebilirler. Ben anlamış değilim. Yani burada ben 2024 DGS'nin özel bir yeri olduğunu ve 2022'ye asla benzemediğini düşünüyorum. Sizin görüşleriniz nelerdir? Yani siz hangi DGS'nin daha zor olduğunu düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara lütfen yazalım. Bakın burada bu listeyi bugün ben kendim sizin için oluşturdum. Hakikaten hangisi daha zor? Yani hani buradan listeye bakabilirsiniz. Yeşil olanlar 2024 DGS'nin zorluklarını belirleyenler. İşte pembe olanlar 2023'ün zor oldukları, gri olanlar eşit olanlar diyelim. Yani burada zaten yeşilin çoğunlukta olduğunu çok net olarak görebilirsiniz. Soru soru kendiniz de inceleyebilirsiniz. Yani bana güvenmek zorunda değilsiniz. Hocam ben size inanmıyorum diyebilirsin. Soru soru kendin alıp karşılaştırabilirsin. Evet yani burada karşısına denk gelen soruyu yazdım. Yani mesela 2023'te rasyonel vardı. Karşısına 2024'te rasyonel vardı. Rasyonelleri eşleştirdim. Zorluk seviyeleri aynı dedim. Üslüler ve köklüler var. İkinci ve üçüncü soru olarak 2024 daha zor arkadaşlar. Üslü ve köklüleri daha zor 2023'e göre. İşte 2024'te 4 işlem var. 4 işlem var. Bunlar zorlukları aynı. 2024'te faktöriyel var. 2023'te faktöriyel olmadığı için karşısına ondalık yazdım. Faktöriyel ondalıktan daha zor zaten. Eşitsizlikleri zor. Tek çiftler aynı. Denklem kısmı zor. Üstü ifadeleri, denklemleri aynı kabul ettim. Eşitsizlikleri aynı kabul ettim. Eşitsizliklerden biri zor çünkü biri kolay. Mutlak değeri zor. Kümeler gerçekten zor. Fonksiyon geçen sene yoktu karşısına. Dolayısıyla temel kavramlardan bir tane zor soru koydum. O zor soru fonksiyondan daha zor arkadaşlar. Bölme bölünebilmeler eşit kabul ettim. Basamak kavramları eşit kabul ettim. Ama basamak kavramlarından bir tanesi geçen sene işlem çıktığı için işlemden daha zor arkadaşlar. Yani hani buradan cebirlere baktığımızda 2024'ün cebirinin bariz bir şekilde zor olduğu zaten görülebiliyor arkadaşlar. Görebilirsiniz. Cebir bu şekilde. Yani 2024 önde arkadaşlar. Şu an zorluk olarak 2024 2023'e göre önde. Cebir hadi geçtik problemlere gelelim. Problemlerde sayı kesirlerden iki tanesi eşit. Yüzdelerde 2024 daha önde. Sayı kesirlerden bir tanesi 2023 önde. Yaş probleminde 2024 daha zor. Hız probleminde 2023 daha önde. Sayı kesirlerden 2023 daha önde. Sayı kesirlerden bir tanesinde 2024 daha önde arkadaşlar. Yani buradan çünkü geçen sene problemlerden daha az çıktı. Yani karşısında permütasyon koydum. Çünkü bu sene problemlerden bir tane fazla çıktı arkadaşlar. Ve problemlerin zorluklara birbirine benziyor. Yani 2023 ile 2024 DGS'nin problemleri eşit arkadaşlar. Zorluk seviyeleri eşit görünüyor. Baktığımızda zorluklara eşit. C1'de 2024 daha zor. Problemler eşit kabul ettik. Olasılıkları eşit kabul ettik.
Geldik sayısal mantığa. Problemler eşit, cebir zor. Ve baktığımızda 2024'ün sayısal mantığının da daha zor olduğu gözüküyor arkadaşlar. Yani buradan tek tek soru baktım. Yani hani burada genel olarak bakmadım. Tek tek sorularına. Yani 25'in karşısındaki 25 soru, 25. soru, 26'nın karşısındaki 26.'yı. Yani zaten ÖSYM'nin belli bir listesi var. O listeye göre hazırlıyor soruları. Zaten belli. Yani burada 26'dan sonra sayısal mantık geçen sene de başlamış, bu sene de başlamış. Yani geçen seneki mesela ilk 4 sayısal mantıkla bu seneki ilk 4 sayısal mantık aynı zorlukta. Sonra 2024 öne geçiyor. Yani 2024'ün sayısal mantığı geçen seneye göre daha zor arkadaşlar. Cebiri zor, sayısal mantığı zor. Ben bunu zaten söylemiştim size. Yani siz benim videolarımı takip eden bir öğrenciyseniz ben sayısal mantığın geçen seneden daha zor olacağını size zaten önceden söyledim arkadaşlar. Yani kendi tahminim o yöndeydi. Yani kesin bu duyduğum bir şey yoktu ama ben biraz daha zor olacağını bekliyordum ki zor yani arkadaşlar. Geçen seneye göre daha zor. Sayısal mantık bu şekilde. Geometri 2023 bir tık önde arkadaşlar. Yani çok fazla değil. Bir soruda sayısal mantık şurada var. Bir soruda geometri 2024'e göre daha zor gözüküyor. Ama sadece bir soruda arkadaşlar. Yani çünkü bu sene iki tane üçgen çıktı. Geçen sene dörtgen çıktı. Yani dörtgenler üçgenlerden daha zor kabul ettiğimiz için böyle. Yani hani kesin değil bu da. Yani buradan baktığımızda geometriler aşağı yukarı eşit. Sayısal mantık 2024'te zor. Cebirler zor. Problemler eşit görünüyor arkadaşlar. Benim görüşüm, öngörüm tamamen bu şekilde. Sizin görüşleriniz nelerdir? Yani siz bu tabloya inanmak zorunda değilsiniz. Kendiniz inceleyebilirsiniz. Sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Sizce hangi DGS daha zor? Ve bu seneki DGS 2022'ye mi çok benziyor, 2023'e mi çok benziyor arkadaşlar? Sizin görüşlerinizi, yorumlarınızı almak istiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.